5 Kasım tarihine dikkat çekeceğim. 5 Kasım Amerikan seçimleri. Şimdi bu öyle bir seçim ki adaylardan birine suikast girişimi yapılmış ve kıl payı hayatta kalmış bir şeyin seçimi. Bu birincisi. Ondan sonra ikincisi, bu Amerika'nın son, eğer Kamala veya Demokratlar kazanırsa bu Amerika'nın son seçimi olacaktır dedikleri. Kim diyor bunu? Elon Musk söyledi, açık açık söyledi. Bu kadar tansiyonun gergin olduğu şeyde ve rakiplerin birbirini düşman olarak tanımladığı, orduyu göreve davet ettiği, her iki tarafın da birbirini tutuklaması için inanılmaz bir şey var. Ondan sonra bir önemli detay daha. Seçim günü, 5 Kasım günü Washington DC'de terör saldırısı, büyük bir IŞİD terör saldırısı gerçekleştirecek olan Afgan bir teröristin FBI tarafından yakalandığı bir seçim. Ve üstüne üstlük Orta Doğu'da herkesin birbirine girmek üzere olduğu bir anda kendisini o saldırılarını seçim tarihine göre konumlandırdığı bir seçim. Bakın Biden Netanyahu'ya ne demişti? Geçen haftaki telefon görüşmesinde bu İsrail basınına sızdırılarak yayınlandı. 5 Kasım'dan önce saldırı yapma. Bu Kamala'nın, işte demokratların şeyini olumsuz etkileyebilir diye böyle bir uyarıda bulunuyor. Ama yine aynı sızıntıya göre Netanyahu'nun da buna karşı bir söz vermediğini de söylüyor. Şimdi Türkiye'nin hem Irak'ın kuzeyine hem de Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonlarının kara harekatına dönüşeceği tarihin yine o seçimlere göre, Amerika'daki iktidarın şeyine, pozisyonuna göre belirleyeceğini tahmin ettiğimiz bir seçim. Şimdi hava harekatı başladığını Milli Savunma Bakanlığı duyuruyor Irak'ın kuzeyine ve 30 teröristin öldürüldüğünü söylüyor. Suriye'de 12 teröristin öldürüldüğünü söylüyor. Ya da daha fazla da olabilir. Rakam, şimdi tam net söylemeyeyim ama 12 rakamını yabancı basın şu an bütün CBS'inden tut da BBC'sine kadar hepsi Amerikan müttefiki olan Kürt güçlerin, tırnak içerisinde aktarıyorum bak, yabancı basından aktardığına göre diyor, 12 sivili öldürdü diyor Türkiye. Irak'ın kuzeyinde bak. Batı, yabancı basında şu an bu haberler akıyor. Patır patır. Şimdi bu oradaki şeyin, oradaki Amerikan yanlısı milis güçlerin uydurması da olabilir. Olmaya da bilmiyoruz yani, tamam mı? Ama bu haberler böyle burada akıyor. Ondan sonra şimdi bak, bu o gerilimli bir dönemin içerisine girmişken piyasalara baktığımız zaman bu hafta olan bir şey söyleyeceğim. Bu hafta oldu bu. Ne biliyor musunuz? 5 Kasım günü, şey pardon, 5 Ağustos günü dünyada bütün piyasalar çökmüştü. Bir günlük bir çöküş oldu değil mi? Yani o haftaydı ama 5 Kasım en derinleştiği çöküşün bir gündü. 5 Ağustos günü. Nikkei borsasının çökmesiyle birlikte Amerikan borsaları da çöktü. Bütün dünya borsaları çöktüğü gün. Bir trend, hatta gösterebilirim de ya, ama hızlıca şey de yapabilirim. Bir trend kırıldı arkadaşlar. O günden beri gelen bir yükselen trend vardı. Tamam mı? O trend bu hafta kırıldı arkadaşlar. Yani 5 Kasım'ın bile daha beterine gidebilecek bir senaryoyu bize gösteren bir trend. Şu an ben onu şeye koydum Ferit. Yani hızlıca bir görelim yani diye şey yapıyorum. Vermişsin ekrana. Bakın bu S&P 500'de. Bakın 5 Kasım burası. Gelen, yukarı doğru gelen trend burada kırılıyor bu hafta. Dow Jones'tan da göstereyim aynı şeyi. Çok daha belirgin gözüküyor. Dow Jones'ta yani aşırı belirgin. Bakın bu trend kırıldı. Şimdi piyasalarda böyle inişlerin çıkışların değil, trendlerin ne tarafa doğru olduğuna bakmamız lazım. Ve çok sert bir şekilde aşağı yönelen bu trend bize aslında çok büyük bir piyasa türbülansının geldiğini de işaret ediyor. Ve bunun hangi, nerede başlamıştı? 5 Ağustos piyasa çöküşüyle başlamıştı. Yani öyle bir şeyden bahsediyoruz. O zamandan beri devasa bir şekilde piyasaları yükseltiyorlardı. Bugün son bir güncel bilgi olarak söylüyorum. Amerikan borsa saatinden normalde kağıtlarla altını gümüşü baskılıyorlar ya, şu anda altın kağıt rasyosu kaç biliyor musunuz? 130. 130'u buldu. Yani 1 gram altına karşılık 130 gram kağıt üstüne satılıyor. Ama daha da beterini söyleyeyim. Altın şey,
kağıt gümüş rasyosu 408'e 1 oldu. Yani 408 gram kağıt üzerinde satılırken bunun karşılığında sadece 1 gram var. Şimdi bu rasyoların artması her zaman şeyin işaretidir. Tehlikenin ne kadar büyüdüğünün işaretidir. Jerusalem Post gazetesinde bu konuyu da böyle şey yapmışlar, gündeme getirmişler. Diyor ki 408 birim gümüşe karşılık sadece 1 birim fiziki gümüş var ve piyasaların ne kadar kırılgan olduğu, her an yani büyük bir patlamaya ise bile sebep olacak bir bozulma olduğunu bunu haberlerinde yazıyordu. Ondan sonra şimdi arka arkaya sayıyorum, bak neyin üstüne geliyoruz, neden 10 gün diye boşuna söylemiyoruz. Türkiye'de Merkez Bankası'nın para arzına baktığımız zaman M1 para arzını biz hep burada gösteriyoruz. M1 demek vadeli mevduatların dahil olmadığı para arzı, tamam mı? Vadesiz mevduatlar var, nakitler var ve kredi alacakları var bunun içerisinde. Baktığımızda Eylül verisi yayınlandı. Eylül ayında da arkadaşlar 100 milyar TL'ye basmışlar. Şimdi niye bu kadar para basılıyor? Ondan bir önceki ay, Ağustos ayında 500 milyar basmışlardı. Biz bunu gündeme getirmiştik. Şimdi burada da Merkez Bankası'nın para basma hareketlerinde de eğilimlerinde de bir trend kırılımı görüyoruz. Nasıl bir kırılım? Trend ne o? Mart sonu seçim ekonomisi yürütülmüş. Ardından bu sözde sıkı para politikasıyla yurt dışından büyük döviz çekilmişti, değil mi? Evet. Türkiye'ye gelsin, bunlar taviz satılmıştı yüksek faizle. Hala devam ediyor. 3 aylık şeylerle, periyotlarlaydı bunlar. Şimdi Mart ayından sonra Nisan'da para arzında bir azalma gerçekleşti. Mayıs'ta yine gerçekleşti. Bunu neden yaptılar? Hiç onların huyu değildir. Sırf yabancı dövizi Türkiye'ye çekebilmek için bunları yapıyorlardı. Sonra Haziran'da biraz arttırdılar. Temmuz'da artırmadılar ama Ağustos'ta kayış koptu. Eylül ayında tekrardan yine arttırmışlar. Allah bilir şu anda Ekim ayında nasıl para basıyorlar. Rakamlar gelince göreceğiz. Bunu da ne için yapıyorlar? Çünkü bu 3 aylık vadelerle gelen paraların 3 aylık 3. postaya geldik. 3. postada nerede doluyor? Kasım ayında doluyor. Yani biliyorlar ki dövizde bu çok ciddi bir çıkış olacak ve hareketlilik olacak kurda. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu parayla serbest piyasadan döviz satın alıyorlar. Parayı basıyorlar, TL'ye basıyorlar ve dolar satın alıyorlar, döviz satın alıyorlar. Ve bir şeye şu an hazırlık içerisindeler. Evet. Bütün bunların, kurdaki patlamanın da ben bir seneye yakındır ne zaman olacağına dair bir şey söylüyorum. Diyorum ki ne zaman Türkiye sınır ötesinde bir karar harekatı başlatırsa izleyicilerimiz hatırlayacak. Bununla eş zamanlı yapacak, kur patladığı zaman diyecekler ki arkadaşlar savaştayız, siz neden bahsediyorsunuz? Bu ikisini denk getirmek için her şey ellerinden geleni yapacaklar demiştim. Şu anda bir kara harekatının da hazırlığı içerisinde olduklarını çok rahat tahmin edebiliyoruz, izliyoruz. O yüzden dediğim gibi bu özetle bu önümüzdeki 10 gün içerisinde evet, hem Türkiye'de hem de dünyada çok büyük olaylara hazır olun. Evet, hazırlıklı olmamız gerekiyor. İlginç olaylar yaşanıyor memlekette sevgili seyirciler. Siz de yazın chatte sohbet bölümünde. Yani ne oluyor son bir haftadır? Ne oluyor? Normalleşme derken açılım oluyor. Olmayacak, yani olma ihtimali zor diyelim. Bir siyasi lider, MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli, DEM partileri hatta Öcalan'a sesleniyor. Gel mecliste konuşma yap diyor ve sonrasında Ankara'da bir saldırı gerçekleşiyor. Peki, hani yayının başında bahsetmiştim ya, biz bu senaryoyu daha önce görmüştük, daha önce de oldu bunlar diye. Yani ne zaman bu ülkede bir ekonomik kriz olur, ne zaman oylar iktidara doğru yönelmez, o zaman büyük olaylar çıkar. Ama ne hikmetse bir erken seçim ya da bir seçimden sonra da bu olaylar biter. Biter ya, bitiyor. Hep böyle oldu yani. Yine tekrarlıyorum, yaşı biraz daha ileride olanlar bilirler. Bu olayları, hani tarih tekerrürden ibarettir derler ya, hep gördük. Yurttaşlar olarak gördük. Hatta Cem'e de soracağım aynı soruyu. Böyle olaylarda işte bir haberci olarak hep aklıma Cem şey geliyor. Sedat Peker'in o ifşaat yaptığı zamanlar vardı ya, hatırlıyorsun.
Adam dedi ki çıktı Gazi Mahallesi olayları gibi işte sağ sol çatışması hatta PKK'nın içindeki bazı uyuşturucu ticaretine kadar içinde devletin olduğu hatta bizzat kendisinin de olduğu bazı olaylardan bahsetti adam çıktı. Ve dedi ki halka sokağa çıkmayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın diye de uyarılarda bulunmuştu o zamanlarda. Yani biz işin içindeydik, biz yaptık dedi. Hatta Mehmet Ağar'ın falan da ismini vermişti. Hatırlayın o Gazi Mahallesi olayları falan filan. Ya düşünebiliyor musunuz sevgili seyirciler ne oluyor? Lütfen siz de yazın yani ne yaşıyoruz biz bir anda? Ne oluyor? Ve gerçekten de şu anda ülke gündeminde emekliler, çalışanlar, maaş zamları, dolar TL kuru, ekonomik kriz varken bir anda gündem değişti. Bir anda gündem değişti ve bunun sebebini Cem'e soracağım. İki örnek de vereceğim, uzatmayayım. Daha önce de bir seçim kaybı olmuştu. Hatırlayın. Daha beterini gördük biz. Ankara Garı patlamasını hatırlayın. Bakın balık hafızalıyız, unutuyoruz. Kızılay'daki patlamaları hatırlayın. Bir futbolcunun da hatta babası ölmüştü diye hatırlıyorum. Atatürk Havalimanı'nda baskınlar olmuştu. Sonra bir anda bunlar durur gider. Onun için uyanık olmamız lazım diye yıllardan beri bu kanalda yayınlar yapıyoruz ya. Evet Cem, bu çerçevede son bir haftadır ne oluyor ve aynı Hamza'ya sorduğum soruyu sana soracağım. Bu olaylar neyin habercisi abi? Ya şöyle şimdi son 10 yıldır zaten atraksiyonsuz günümüz neredeyse yok denilecek kadar az. Yani başımızdakiler en iyi ihtimalle iyi niyetli dahi olsalar yani beceremiyorlar. Niye? Ülke her geçen gün daha mutsuz. Her geçen gün kişi başına düşen ortalamada gerçekten düşen gelir seviyesi her geçen gün daha da fazla azalıyor. Ve diğer taraftan kırmızı çizgilerimiz dediğimiz pek çok şeyin de üzerine basılıyor. Ve en son artık bardağı taşıran son damla da herhalde Devlet Bahçeli'nin açıklamaları diyebiliriz bu noktada. Yalnız bu seferki durum biraz farklı. Şimdi senin az önce verdiğin örneklere baktığımızda 2015 yılındaki seçimlerde hatırlarsanız AK Parti çok düşük bir oy almıştı ve tek başına hükümeti kuramıyordu. Yani çok düşük dediğim yine o zaman da %40 oy almıştı ama onunla bir hükümeti kuramıyordu parlamenter sistem olduğu için ve hiçbir partiyle de anlaşamayınca aslında Cumhurbaşkanı'nın ki o zamanki Cumhurbaşkanı da yine Tayyip Erdoğan'dı. Normal şartlarda hükümet kurma görevini en yüksek oy alan ikinci partiye yani CHP'ye vermesi gerekirken onun yerine seçimleri tekrarlama kararı aldı. Ve bu noktada da CHP'nin hiçbir itirazı olmadı. Seçimlerin tekrarlanma kararı alındıktan sonra ki Kasım ayına ertelendi seçimler. Yani Haziran ayıyla Kasım ayı arasında geçen sürede arka arkaya çok büyük olaylar oldu. Kızılay'da patlama oldu. Atatürk Havalimanı o zaman açıktı Yeşilyurt'ta. Orada IŞİD'li teröristler, bu sefer IŞİD'liler vardı o dönem. IŞİD'liler şeyi taradılar, sivil halkı taradılar. Arka arkaya birkaç tane daha eylem oldu. Ve ondan sonra ne olduysa tekrardan AK Parti'nin oy oranı yükseldi ve tek parti olarak iktidarda kaldı. Şimdi fakat bu seferki durum biraz farklı. Neden farklı? Burada önümüzde bir seçim yok. Yani partinin oy oranları düşse dahi yine de burada 2028 yılına kadar bir seçim olmayacağı için hani erken seçim olsa da olmasa da 2028 bir cepte duruyor. Peki önümüzde ne var? Ne olabilir? Bu aralar en fazla konuşulan şey ne? Anayasa. Anayasadaki maddelerin değişimi. Yani arka arkaya olan olayları üst üste koyduğumuzda bu açılımın arkasında yani bu tarz şeyler olabilir. Böyle bir soru işareti var. Tabii bundan sonra peki ne olacak? Kayyum atamaları iptal olabilir belediyelerin. APO'yu muhtemelen çıkartmazlar gibi geliyor bana. Belli de olmaz gerçi. Ama Selahattin Demirtaş hapisten çıkabilir. Bakınız şu anda süreç halka pazarlanıyor. Yani Devlet Bahçeli orada kendi temennilerini söylemiyor. Aslında çoktan bir karar alınmış, ortak bir karara varılmış. Bunun halka pazarlanma, halkı ikna etme sürecini yaşıyoruz. Hatta olay gerçekleşir gerçekleşmez bazı gazeteciler hemen böyle olayı yumuşatacak konuşmalar yapmaya başladılar. Hala da o konuşmaları yapıyorlar. Yani sanki böyle çok sıradan basit bir şeymiş gibi. Ne olacak canım çıksın konuşsun falan diyorlar. Ama sen az önce anahtar bir kelime söyledin. Uyanmamız lazım dedin. Şimdi burada şöyle bir şey var. Yani özellikle MHP kanadında şöyle bir durum var. Yani liderimiz ne söylerse söylesin bir bildiği vardır şeklinde düşünülüyor.
Şimdi yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Bu sabah Fatih Altaylı da söyledi. Yani şimdi lider dese ki Hatay'ı verelim. Ne diyeceğiz? Yani bir bildiği vardır mı diyeceğiz? Ya da İzmir'i Yunanistan'a bağlayalım dese bir bildiği vardır mı diyeceğiz? Yani bu bir bildiği vardır noktası nereye kadar geçerlidir? Abdullah Öcalan'ın mecliste konuşma yapması arkasında bir bildiği vardır mı diyeceğiz? O zaman her şey için birileri için bir bildiği vardır diyebiliriz. Yani liderler için de bu çok konforlu bir durum. Çünkü ne yaparsan yap, sana oy veren kitle her halükarda senin bir şeyleri bildiğini düşünüyor. İşte devlet aklı diye bir laf var. Son dönemlerde çok kullanılıyor bu. Dizilerle hep pompaladılar bunu. Yani bu dizilerde böyle anlamsız laflar var. Mesela işte herhangi bir yerde bir eylem olduysa kimin işine yarıyorsa eylemi o yapmıştır gibi. Aslında o da her zaman öyle olmuyor. Bazen dolaylı yoldan da işe yaramalar gerçekleşebiliyor. Ya da işte derin devlet aklı vesaire. Pardon, o zaman ben de şunu sormak istiyorum. Madem ki derin devlet aklı var, o zaman biz niye enflasyonu kaç yıldır yenemedik? Yani niye hala enflasyonu düşüremedik? Devlet aklı neden burada devreye girmiyor? Ne zaman olumsuz bir şey olsa hemen devlet aklı deniliyor. Şimdi bütün bu olayların arka arkaya yapılması gerçekten çok endişe verici.